Koronavirüs içinde ortaya çıktığı günden beri hızla yayılarak küresel bir tehdit olmaya devam ederken, Türkiye'de de geçtiğimiz haftadan itibaren vakalar görülmeye başladı ve bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti. Virüsün yayılmasını önlemek için bütün yurtta önlemler alınmaya devam ediyor. Çanakkale Belediyesi de toplu taşıma araçlarında her gün dezenfekte çalışmaları yapıyor. ...25 yıldır Çanakkale'de küçük sanayi sitesinde oto elektrik ve oto klima sistemleri üzerine hizmet veren Erdoğan Aslanoğlu ve oğlu Mustafa Aslanoğlu, virüsün yayılmasını önlemek için kafa kafaya verip toplu taşıma otobüslerinin pratik bir şekilde ilaçlanıp dezenfekte edilmesi için bir proje geliştirdiler. Baba oğul projeyi toplu taşıma aracı üzerinde uygulamak için Başkan Gökhan'dan da onay çıkınca iki usta bir gün içinde otobüs içine püskürtmeli dezenfekte sistemi kurdular. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, otobüs garajına giderek kurulan sistem hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Ufana basacak üç değilsen. Ufana da çalıştırdığı zaman, şimdi püskürtme sistemimiz nasıl olacak? Su var. Su, merak etmeyin, şey su. Ama... Ne olmaz? Üç değilsen. Şimdi özellikle ona da çalıştırdığı zaman, her tarafa dağıtsın. Usta Erdoğan Arslanoğlu proje hakkında bilgi verirken şunları söyledi. Çağımızın hastalığı, koronavirüs ülkemize girdiği günden beri kafama bir sorunlar takılıyordu. Ne yapabilirim diye düşündüğümde toplu taşımalarda ki bu salgın hastalığın kişilerin hepsine birden toplu olarak bulaşmasını engellemek için toplu taşımalarda dezenfekte etmek düşüncesine düşündüm. Ve bu projeyi yaklaşık 4 gün içerisinde tasarladım. Bir durum, böyle bir projem var. Araçlarınızın birisinde uygulamak istiyorum. Tabii Hayati Bey belediye başkanımızla görüşerek onayı verdi. Ve tabii aracı bize gönderdi. İş yerimizde buna 10 litrelik bir ilaçlama deposu, altında bir basma pompası ve ilave sisleme sistemi ve püskürtme sistemiyle aracın üstünde dün bir gün içinde bu uygulamamızı gerçekleştirdik. Başkan Gökhan da sistemi inceledikten sonra yaklaşık 1500 lira maliyeti olan kurulumun bütün otobüslerde uygulanacağını belirterek ustalara teşekkür etti. Bravo, aferin. Bu güzel bir teknoloji. Yani Çanakkale'li ustalarımız buna şey yapmış. Otobüslerimizde her son durakta yolcu iner inmez hemen dezenfekte yapabiliyoruz. Sıkıştığımız noktada Türkler çok güzel icatlar çıkarır. Ustalarımız bu konuda mahirdir. Yeter ki onlara fırsat verirsin. Onun için bunu becermişler, akıl etmişler. Teşekkür ederiz.